Ve burada da ortam, sınıf ortamı. Sınıf ortamında seçtiğim benim yöntem teknik uygun mu? Hedef kitlem bu seçtiğim yöntem tekniği ile kalıcı bilgiye ulaşıp ulaşmadığı çok önemlidir. Biraz yöntem tekniklerden bahsedelim. Başlık başlık verdim burada. Ayrıntılı olarak ben size bunlardan bahsedeceğim. İyisel oyunlar veya yarışmalar. Bunlar aslında hedef kitlemin yaş seviyesinin düşük olduğu seviyelerdir. İlk öğretimdedir. Onlar da kalıcı bilgiye ulaşmak da çok önemlidir. Hem oyun tabanlıdır hem de eğitimi orada çaktırmadan alt tabandan öğrenciye ben sağlamaya çalışıyorum. Beyin fırtınası en çok sözel derslerde kullanılan bir yöntemdir. Örnek veriyorum, bir kavram verilir. Bu kavram hakkında sizin bilginiz nedir? Örneğin, internet nedir? Senin için ne? Herkes için farklıdır. İnternet şu an ya da teknoloji şu an bizim için hayat olmuştur. Benim için tek kelime beyin fırtınası. Başkası için dezavantajken, zaman kaybıyken, örneğin başkası için iletişimde olabilir aynı şekilde. Örnek olay incelemesi, verilen bir örnek olay, yaşanmış bir olay üzerinden inceleme yapılır. Bunun doğrultusunda bir ortaya yaşantı ortaya çıkar. İlgili merkezleri ve sergiler, yani bu bağlamda örnek veriyorum, bir resim dersinde seçilen bir konu üzerinde ya da o konu üzerinde yapılan bir galeriye, bir sergiye götürülebilir. Bilimsel tartışma, bir konu verilir öğrencilere. Bunun üzerinde bilimsel araştırmalar istenilir ve elde ettikleri bilgiler sonucunda sınıfta bir tartışma ortamı çıkarılır. İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin bilgi paylaşımını birbirleriyle olan iletişimini sağlaması için kullanılan çok güzel bir yöntemdir aslında. İşbirlikli öğrenme sınıfta öğrenciler arasında iletişimi sağlar. Tartışma da aynı şekilde. Sınıfta verilen bir konu üzerine bir tartışma, diyelim bir kura yöntemi uygulanır. Bu kura yöntemiyle işte olumlu taraf gruplar oluşturulur. Olumlu taraf olur, olumsuz taraf olur ve bu konu üzerinde savunmalar ortaya çıkar ve tartışma münazara yapılmış olabilir. Buluş yoluyla öğrenme. Burada öğrencilere görev düşmekte. Buluş yoluyla öğrenme tekniği içinde grup içi tartışma, alıştırma ve tekrar. Alıştırma ve tekrar aslında uygulama dersleri içindir. Verilen bir konu üzerinde ne kadar alıştırma ve tekrar yapılırsa o kadar kalıcılığa sağlanır. Özellikle matematik, bilgisayar dersleri için çok önemlidir. Gezi gözlem sosyal bilgiler üzerinde çok ağırlıklıdır. Az önce verdiğim örnek gibi volkanik dağların patlamasını örnek veriyorum. Gözlemle, yani bunu bir video ile yapılabilir ya da bir doğa yürüyüşüyle herhangi bir seçilen bir konu üzerinde de yapılabilir. Bireysel çalışma, gözetimli çalışma, bireysel çalışma kişinin verilen bir konu üzerinde birebir kendi başına yaptığı bir çalışmadır. Raporlaştırma ve sunum benim şu an size yaptığım bir yöntemdir bu. İşte konuyu analiz ettim, raporlaştırdım ve sunumunu yapıyorum. Problem çözme, bu da sınıf içerisinde yapılan bir yöntem tekniktir. Verilen bir konu üzerinde bir çözüme ulaşılmasını sağlar ve yine bir işbirlikçi öğrenme kapasitesindedir aslında. Bir grup çalışmasıdır. Bilgisayarlı destekli öğretim bizim şu anda yaptığımız genel olarak bütün derslerde bilgisayar destekli öğretime başvurmaktayız. Proje tabanlı öğretim, bu da öğretmenlerin öğrencilere her ders için verdikleri zaman kısıtlamasının olduğu bir proje konusunda proje tabanlı öğrenmelerini sağlıyor. O konu üzerinde yapılan bir araştırma dersin sonunda belirlenen hedefler sonunda verilen sorular doğrultusunda bu projeyi kendini yapıp yapmadığını ölçmek için kullanılan ve kalıcı bilgiye ulaşmakta kullanılan en iyi yöntemlerden biri. Rol yapma çok önemli. Burada rol yapma, o rol ile girdiğiniz rol ile size kalıcı bilgiyi sağlanıyor. Benzetin oyunları da aynı şekilde. Özel ders gösteri ve bir akabinde birçok daha yöntem ve tekniğimiz var. Evet. Şuraya kadar neler işledik? Hedeflerim belirlendi. Hedef kitle analizim yapıldı. Öğretmen üzerine düşen sorumluluklar belirlendi. İşte ortam belirlendi. Sınıf içindeki yöntem, teknikler. Seçildikten sonra değerlendirme kısmına geldim. Buradaki değerlendirme kısmında benim iki aşamam var. Birincisi öğrencinin başarı düzeyi.
değerlendiriliyor. İkincisi ise benim bu eğitim sürecinde yaptığım plan program doğru işleyip işlemediği konusunda değerlendirmeler yapılıyor.